İlk karavanımızı almaya geldik. Şu an neredeyiz? Yeni Kapı'da karavan kamp fuarındayız. Buradan kendimize bir karavan seçeceğiz. Karavan almayı planlıyoruz. Çekme karavan düşünüyoruz. Aracımızın arkasına takıp tatilimizi bundan sonra karavanla yapmayı planlıyoruz. Size de buradaki karavanları göstereceğiz. Acaba hangisini seçmeliyiz? Sizden biraz yorum alacağız. Hangi özellikleri var? Hangi karavanlar ne kadar büyüklükte? Onlara bakacağız. Ve karavan tecrübelerinizi de yorumlara yazsanız iyi olur. Biz de bu tecrübelerden faydalanmak istiyoruz. Hadi şimdi karavanlara bakalım. Hadi gidelim. Bu arada tiny house'lar da var arkadaşlar. Eğer ileride bir arsa alırsak bu evlerden de bakmayı planlıyoruz. Apartman hayatından kurtulacağız inşallah. İki oda bir salon. Bizim evden büyük. Sadece kamp ve karavan fuarı olarak düşünmeyin arkadaşlar burayı. Çeşitli tiny house'lar satıyorlar. Büyük. Şezlonglu. Yo, havuz mu var onun üstünde? Çıkalım bakalım, onu çok merak ettim. Evler de satıyorlar. Önce şuna gösteriş bakalım. Gösteriş halindeler. İnsanlar keyfinde. Aa, çok güzel be. Eve bak. Terası. Köpek evini bile düşünmüşler. Kedi buldum. El salla. Çok güzel. Bizim evden büyük şey var. Mutfağı. Şimdi lavaboya da bir bakmak istiyorum. Mutfağı harika. Mutfağın yanında tasarımı çok tuvalet, güzel. Duşakabin ve banyo. Duvar kağıdı, avizeler. Ay, her şeyle harika yapmışlar ya. Ve tasarım çok iyi. Burada küçük bir oturma odası, televizyonu. Üst katında da ebeveyn yatak odası. Ay süper. Vazgeçtim, karavan tiny house. Orada da küçük çocuk odası. Tiny house istiyorum. Orada da dolap var. Aynanın arkasında sürgülü kapı. Şişlere uyanırsın diye. O tavana bak. Yağmur yağdığını düşünsene burada uyurken. Mükemmel ya. Böyle giderse karavandan vazgeçeceğiz. Bir tane arsa alıp böyle bir ev alacağız galiba. Çok güzel evler ya. Harika. Şuradan göstermek istiyorum size arkadaşlar. Oturma odası. Süslemişler, öyle dolap yapmışlar oraya. Yatak odasında kapısı ayrı bir yerden açılıyor. İçeriden de geçiyor, dışarıdan da. Üst katı da var mı? Çatısına çıkayım şimdi. Bakalım çatısında neler var. Çatısında ayrı güneşlenecek farklı bir yer yapmışlar ya. Benim çok güzel. Güzel mi? Çok güzel. Mutfağını da çok beğendim. Ben karavandan vazgeçtim. Tiny house alalım. Şimdi o güneşlenecek yer yapmışlar ya çatısına. Mükemmel. Çok iyi ya. Ya gerçekten evet, emeklilik hayalim tamam. Banyo tuvalet. Baksana her şey çok güzel düzenlenmiş. Evet, çikolata çok zengin iş ama bu bizi aşar. Sıçmak bile özel burada. Abi bak, renklere bak, altın sarısı. Şimdi biz bunu merak etmiyoruz. Televizyon yok, beğenmedim. Hadi gidelim. Lotus Tiny. Alamayınca bok atma şekli. Lotus Tiny House. Fiyatlar da bu şekilde ya, arkadaşlar. Ya ben şeyi merak ediyorum. Mesela araziye gidip bunu direkt kondurabiliyor muyuz, yoksa onun öncesinde araziye bir işlem yapmak gerekiyor mu? Gördüğümüz evinde iskeleti arkadaşlar. Bunlar tekerlekli tiny house'lar. Tekerlekli oldukları için de hiçbir arazide imara açılmasına falan gerek yokmuş. Fiyatını da gösterdim burada. Bu daha mı büyük? Daha büyük bu. Değil mi diğerlerine göre? Aynen. Ama işte aşkım, bunları da çekmek tabii ki daha zor oluyor büyüdüğü için. Buradan içini göstereyim arkadaşlar size. Yine bir oturma odası. Arka tarafında tuvalet, banyo, yan taraflar. Buraya tuvaletini yapıyor. Şey merak ediyorum. Burada el yıkacak yer yok. Lavabo buradan açılıyor. Aç bakalım onu, indir. Aynen. Bu karavanımız da bu şekilde. Standart paket, orta paket ve full paket özellikleriyle sunmuşlar. Paketlerin içindekiler de burada yazıyor. Merhaba. Ben şey olayını merak ediyorum. Jeneratör nasıl çözüyorsunuz, elektrik olayını? Aküden mi? Şöyle, yok, güneş panelimiz var. Öyle mi? Güneş panelinden çözüyoruz. Hmm. Bir gün şarj ettiğinizde 3 gün kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir yere gittiğimizde bağlayacağımız bir elektrik durumu var mı öyle? Yine var tabii, onu da koyuyoruz.
şu yatakları iptal edip ya da bir tek yatak falan yapıp bunlar kişiye göre şöyle değişiyor yapıyoruz, değil mi? Bunu iptal ediyoruz ve ikili tekli oturma grubu yapıyoruz. Bir tane. 10 kata 80. Ve bir başka tiny house ev, yatak odası. Bu kadar yatağı ne yapacağız Allah aşkına? Büyük aileler için dedim ya da misafir odası için. Herden gereksiz yani, bu eve de misafir gelmez. Tuvaleti banyosu var. Baksana şurası da yatak odası. Orada mı yatak odası üstte? Evet, orası çocuk için. Yukarıda yatak odası. Orası da misafir için falan herhalde. Ne ya, her yerde yatak odası. Gereksiz yani. Arkadaşlar böyle ev alırsak, taşırsak ya, kimse gelmesin. Öyle yani, açık açık söylüyoruz, eğer bir gün tiny house evimiz olursa yatmaya gelmeyin, oturmaya gelin sadece. Biz bu kadar yatak odası düşünmüyoruz. Yukarıda yatak odası, aşağıda yatak odası. Bu yukarıda yatak odası, gereksiz bunlar yani. Söylüyorum, oturmaya gelin, yatmaya değil. Çok güzel ama. Ama çok güzel. Bana çok yakışmadı mı? Çok yakıştı. Tam senlik böyle, küçüksün ya bir de. Aynen. Ben kalabalıktan doğru düzgün bilgi alamıyorum ki yani. Kalabalık ama değerli şeyler. Biz aldık tiny house'umuzu arkadaşlar. Hayırlı olsun. Teraslı. 3+1. Terasında oturuyoruz şu anda. Kahvelerini söyledik. Bize kahve ikram ediyorlar. 1 milyona bunu aldık diye bize kahve ikram ediyorlar. Böyle bir teraslı biz bir ev. Gerisini siz düşünün. İşte bizlik küçük karavanlar. Tatilde kullanmalı. Bunlardan bir tane yapıştıralım. Ne kadarmış hemen bakıyoruz. Petra 3.3. Özellikleri burada. Bu çok minik ama diğerlerine bakınca bu çok küçük değil mi diğerlerine göre? Çok çok küçük ama çok küçük. İki kişi bize yeter. Burada bir oturma odası. Ben içine bile girmiyorum. Küçük bir mutfak. Yine küçük bir duş yeri. Portatif tuvalet. Şurada. İçine bir bu var. Portatif tuvalet koyuyorlarmış. Lavabo yok yani. Lavabo yok. Şey yok. Ama işte bizim için bu daha mantıklı. Ya aynı, lavaboyu da burada yıka ya. Elini falan da burada yıka. Arda priz, USB'ler. Prizler, USB'ler, ışıklar. Aynalar. Burada tam kahve içmelik yeri işte. Aşkım bence bu bizim için ideal. Aynen. Ben bunu istiyorum. Ne düşünüyorsun? Bu karavan gayet uygun bizim için. Burada otururuz, kahvemizi içeriz. Çünkü karşımıza bizim plan iki yataklı gereksiz. Gereksiz, çocuk yok, bir şey yok. Heh. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Ben şey de tahmin ediyorum. Bu da kapanıp burası da yatak olabiliyordur diye düşünüyorum. Büyük ihtimal uzuyordur burası, evet. Böyle. Görmüş olduğunuz 144.000 TL. Ya bunu tabii ki. Çünkü güneş enerjisi var, şofen var. Ama bunda da yatak var işte ya. Yine razı var içinde. O yatağı koltuğa çeviriyorlardır belki. Sorsana. Yani o, baksana yine ranza yapmışlar. Bu yatağı aynı oradaki gibi çift koltuk yapsalar bizim için daha uygun. Ama tente yok, güneş enerjisi yok. Ondan sonra bebesto falan yok arkadaşlar. 144.000 TL. Bu gördüğünüz tenteli, güneş enerjisi. İçine televizyon falan da koyuyor. Burada Sky Plus, bu paket 350 bin TL'lik bir karavan var. Aa, yatak halini gördük bak salonda. Epey büyük. Orada bir oturma alanı, hem yatak oluyor hem oturma televizyon alanı. Da televizyon da var burada. Cam tavan gibi yapmışlar yukarıya. Küçük ocaklı bir mutfağı, çekmeceleri. Burada da hem oturup kahve içmelik, bilgisayarınızda vakit geçmelik ve tekli bir yatak da olabiliyormuş burası. Evet, şu lavaboya da bir baksak. Lavaboy. Lavaboda bu şekilde. Şey, duşu yine mi uzatmalı? Uzatmalı. Şofeni var değil mi içinde? Çeşmeden uzuyor. Buraya istediğin yere asıyorsun. Portatif tuvalet. Kahve bulamadık. Kahvesizlikten mahvoldu. Aa, şimdi Café de Paris oradan. Café de Paris bulduk. Yes! Café de Paris. Yes! Arkadaşlar kahve bulduk. Kahve içeceğiz. Fransız karavanlar arkadaşlar. Arkasında yatak. İçerisinde küçük mutfak. Karşısında tuvalete ve şoför koltuklarıyla beraber. Arkasından kapıyı açıp güneşi selamlayabilirsiniz. Böyle bir araç karavan için 1 milyon 200 bin TL arkadaşlar. Bir çekme karavanın daha içine giriyoruz. Arka tarafta manzarayı açılıyoruz. Aa, burası açılıyor baksana, full açıyorsun. Ha, diğer karavanlarda bu yoktu. Ha, bu yoktu evet. Arkada yatak. Büyük ihtimal bu koltuklar da yatağa dönüşebiliyor. Aynen. Masa katlanıyor. Perdeler falan çok güzel olmuş ya. Bu da şirin değil mi? Şirin ama oldu. Şu arka olayı hiçbirinde yok. Mesela denize karşı açacaksın bunu. Onlar da açılmıyordu. Bunda açılıyor. Mutfağı ve portatif tuvaletli duşu.
kadar acaba? Zaten falan çok, da var bunda. Bu çok lüks değil gibi böyle şeyleri falan. Aşırı lüks değil, uygun fiyatlıdır diye düşünüyorum. Soralım. 310 bin TL. 310 bin TL. Düşündürdü biraz Hatice'yi bu fiyat. Aşkım ya, ben daha uygun fiyat bekliyordum. Gerçekten o adam dedi ya en baştaki adam. Fuardaki en ucuz. Biraz abartmışlar dedi. Fiyatları dedi o. Adam doğru söylemiş. Doğru. Yani. Ve karavan fuarımızı geldik. Size de göstermeye çalıştık arkadaşlar. Biz karar verdik. 3 aşağı 5 yukarı ne alacağımıza. Ne almamız gerektiğini, hepsini detaylı inceledik. Size de göstermeye çalıştık. Sizce hangisini almaya karar verdik? Yorumlara yazın. Doğru tahmin edenlere belki bir sürprizimiz olabilir. Karavanımızda bir tatil hediye edebiliriz. Evet, ya, onu tatile götürebiliriz. Ayrıca Tiny House'lar da çok güzeldi. Evet. Yani ileride bir arsamız olursa ve sizin de arsanız olursa. Betonarme'de yaşamamak adına, ayrıca depremden de çok korktuğumuz için böyle ileriki yaşamdaki planlarımız bu şekilde şekillenecek. Siz de Dini House'lardan birini almak isterseniz linki aşağıya bırakıyoruz. Bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için, yorum attığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.